Elver'le beraber olalım. Evet, nasıl? Buraya, ha, buraya. Şeker nem çeker. Ay ne güzel kafiyeli konuştun. Şeker nem çeker. Aynen öyle. Kim bu, yeni bir sanatçı mı? Sabah meşhur oldu galiba, geç kalkıyorum da. Bak. Şeker nem çeker, evet. Bu ne ya, yenir mi, bana bilmem ne getirin falan. Ben öyle bir insan değilim. Set günleri ev yemeği yiyeceğim diye acayip mutlu oluyorum. Yoğurdun üzerine ketçap koyarım. Makarna, yoğurt, üstü ketçap. Çok severim o lezzeti. Tam çocukların sevdiği gibi. Aynen, yoğurt ve ketçap olacak üstünde. İşte adamın içinde bir çocuk var yani. Hiç parmağını kessin mi böyle? Kestim tabii. Kestin değil mi? İşte bakmadan yapıyorsun ya. Daktilo değil bu, böyle bakmadan. Benim için daktilo artık daktilo olmuş. Çat 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 kesiyor ya. Ya başka bir sunucu yok mu Allah aşkına? Aa, ben neredeyim yahu? Programımız burada bitti. Bugün ne yapıyoruz? Bugün lezzetli, güzel bir kurabiye yapıyoruz ve içerisinde hiç un yok. Nasıl olacak? Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayırlı günler dilerim. Hayırlı günler. Şunu şöyle koyayım. Şey nerede? Bayanlar nerede? Bayanlar nerede? Bir dakika, çok bir de şok oldum. Ne? Abi hoş geldin. Altın günü falan gibi bir şey yok muydu burada? Ha, evet ama ha. O halk günüydü, o çarşamba günleri yapıyoruz onu. Kaçırdın mı ben onu? Ben elim boş gelmedim, onlar burada diye getirdim bunları. Gerçi yemek yapmayı bilmiyorum ama hazır aldım ben yani. Ben seni bırakmam o zaman, bir dakika. Ne almışım onu da bilmiyorum. Kek mi pasta mı onu bile bilmiyorum ama çok güzel. Bir şey almışım ben. Ne bu, kek mi pasta mı bu? Vallahi bu çok güzel çikolatalı bir kek gibi bir şey getirmişsin değil ama. Mi? Dost Elver. Bugün o zaman Dost Elver'le beraber olalım. Evet, nasıl? Buraya, ha buraya. Ama ben gerçekten altın günü diye geldim ya. Ama gerçekten şaşırdım yani, şimdi nasıl olacak? Vallahi tepsi boş gönderilmez, ben de yumurtaları alıp gidiyorum hazır. Hayır, gel. O zaman gelmişken güzel bir ne tarif yapacaktım? Kurabiye. Ha, onu bile hatırlamıyorsun sen. Ben bitmişim. Yapacağı yani. Yemeği bilmiyor, ben nereye geldim yahu? Aa, hayret bir şey. Kartlarına bak, kartların duruyor orada. Evet, kartlarım duruyor ama arkası çevrili ters. Bir şey söyleyeceğim. Bak ne dedim sana, hazır aldım dedim. Evet, hazır. Hastaneye gelip de bunu hazır almak saçma ama oldu. Ama garip olmuş. Ben anlamam hakikaten. Çünkü yemek yapmaktan. Sen beni esir aldın ama vallahi anlamam hiç. Seyrederim ama öğrenmeye çalışırım mesela. O zaman ufacık en azından şu hurmaları ayıklamaya başla. Ayıklamak mı? Tabii bak şöyle. Nasıl ayıklanıyor? Bak, vallahi hiç bilmem. Ya tamam, önemli değil. Ben şimdi sana bir tanesini gösteriyorum. Şimdi hurmalarınızı alıyorsunuz. Evet. Bak şimdi şöyle. Şurasını aç. Hatta sana eldiven de vereyim istiyorsan. Bir seyredeyim bakayım ne oluyor. Bir tanesi böyle evet. Çıkartıyorsun. Normal çekirdeğini çıkartıyorsunuz, böyle koyuyorsun, bu kadar. Bu mu? Budur. Ya elimi kesersem karışmam bakalım. Sorumlusu sen olursun. Sigortan falan, şimdi birden şey oldum ben. Gerildim bak şimdi. Bak baştan uyarımı yapayım ben. Altın günü için geldin yani. Evet, ben onun için gelmiştim. Şuraya bak, bana şimdi hurma kestiriyorsun yani. Hay Allah'ım ya. Gördünüz mü? Herkes bir şekilde altın, para, bir şey ucundan geliyor. Para var dediler, geldim. Bazıları da et var diyor, geliyor kurabiye çıkıyor. Et altından pahalı değil mi şu anda? Doğru hakikaten. Bugün Dost Elver'i hiç bırakmadık. Bize el veriyor. Bak çıkardım. Çok da dost biri. Şahit vallahi ol. Vallahi çok güzel. Oldu çok mu? Başarısın. Gerçekten çok başarısın. Evet. Eline de çok yakışıyor. Yakışmıyor. Evet. Elim pislendi, ben yapmıyorum. Bitti. Yok. Bitti mi program? Ben gidiyorum. Ha, bitmedi mi daha? Bitmedi. Ha, peki. Peki bir şey soracağım, mutfağa efendim, girer misin sen? Yok işte, hiç anlamıyorum ben. Hiç anlamıyorum. Bak kıskanıyorum, itiraf edeyim, kıskanıyorum gerçekten. Mutfağa girenleri. Evet yani yemek yapanları çok önemli bir meziyet, keşke yapabiliyor olsaydım. O zaman... Her Türk erkeği gibi sadece makarna yapabiliyorum, o kadar yani. O kadar. Tabii. Peki bugün sadece benle beraber o zaman bu kurabiyeyi yap. Sadece bir tane. Yapamam ama seyredip öğrenmek istiyorum. Tamam, öğrenmek anlaştık. İstiyorum. Ama hurmaları çıkaracak mısın? Ha, hepsini mi yapacağım? Tabii, ben de bitti diye seviniyordum ya. Hayır. Bugünkü hurmalar biraz büyük, evet. Evet. Çok güzel. Çok güzel bağladınız, tebrik ediyorum sizi. Aa, ben bağlarım. Hay Allah'ım ya, ya yıllar sonra şunu yapacağım hiç aklıma gelmezdi bana. Evet. Tarihe geçtim, ne niye diyorum ya. Evet. Hurma kesiyorum ya. Hurma ama çok güzel, çok faydalı. İnanılmaz. Ne faydası var, söyler misin bana? Şimdi sindirimi çok iyi çalıştırıyor. Evet. Sindirimi çalışınca ne oluyorsun biliyor musun? Ne oluyorsun? Bütün kandaki o kortizol dediğimiz stres hormonun var ya. Kortizol mu? Böyle stres. Kortizol. Zol. Neyle bitiyor? Evet. Kortizol. Sonra? Kortizol o böyle sindirimde kandaki kortizol oranını azaltıyor. Azalınca sindirimle ne oluyor? Beraber böyle çalışıyor, onlar hepsi gidiyor. Azalınca çabuk sindirmiş oluyorsun ya. Aynen öyle. Azalınca ne oluyor biliyor musun? Hı. Kandaki o işte stres hormonu azalıyor ve çok pamuk gibi bir insan oluyorsun. Stresten uzaklaşıyoruz. Evet, pamuk gibi oluyorsun. Anladım, enteresan. Toleransın artıyor, yemek
O zaman bir şey söyleyeyim, ben bunu 3 kilo yemem gerekiyor demek ki. Stresimi ancaltarım yani. Şimdi bir kere bir uzman gelmişti. Aşkım Bey'i tanıyorsunuz. Evet tabii ki. O da şöyle demişti. Mutfağa giren erkek çok böyle stressiz, sakin oluyormuş. Şu anda öyleyim yani değil mi? Şu anda öylesin gerçekten. Çünkü bu özellikle şu motor sistemi şuralar var ya, buralar çalıştığı için. Evet. Direkt oraya odaklanıyorsun. O yüzden çok pamuk gibi oluyorsun. Ama zaten sen pamuk gibisin. Sen öyle zannediyorsun. Öyle öyle söylüyorlar. Arada, ben sizinle ilgili o kadar güzel şeyler duydum ki. Ne duydum bilmiyorum ama bunları bitirdim ben. Bitirdin lütfen. Mi? Evet. Aa, süper. Çok da hızlısın yani. Valla. Ah, bir tane daha bes. Yok yok, bitti bitti. Yok, yok, ha bes. Tamam, tamam. Şey daha yaptıracak zannettim. Yok zannettim. Yok, tamam. İstiyorsan otur diyeceğim ama oturacak yer yok benim. Yok. Bayanlara karşı saygım vardır. Sen ayakta çalışıyorsun, ben de yanında ayakta duracağım. Çok teşekkür ederim. Peki şimdi o zaman bari malzemelerimizi seyircilerimize sen söyle. Sadece sayıyorsun buradakilerle. Acaba malzemenin ne olduğunu biliyor muyum tabii? O da güzel. Tamam. Şimdi bunun hurma olduğunu biliyoruz. Tamam, evet çok güzel. Hurma. Hangi kamera benim? Herkes işaret ediyor. Gördüğünüz gibi ana malzememiz bir hurma efendim. Bir değil, birkaç tane tabii ki. Bu ne bu? O nişasta. Nişasta. 60 gram. Nişantaşı'ndan mı aldım bunu? Nişasta. Burada bir bardak nişasta var. Çok pırıl pırıl. Kayısı. Kurutulmuş mu deniyor buna, ne deniyor? Kuru kayısı. Kuru kayısı deniyor. Evet. Bak bu kadar cahilim, düşün. Estağfurullah, yok olur mu öyle? Kuru kayısı. Evet. Malzemeyiz. Çok güzel. Cevizin ne olduğunu biliyorum. O bir ceviz. Bu aynen yalnız bayağı bir ceviz. Omega 3'te çok zengin. Hah, bunun da faydaları var değil evet, mi? Doğru. Kesinlikle. Cevizi de gösterelim şöyle bu arada. Bunu kırar mısın? Neyi? Elim sakatıma bana şimdi öyle bir şey söyledin ki. O zaman şiş, düştüm yok, geçen tamam, gün. Tamam, o zaman kırma. Zor kullanıyorum burayı. O zaman kırma. Tamam. Yani. Seni kıracağıma cevizi kırmak isterdim ama elim sakın. Bir de şekeri mi söylemedik? Şekerimiz şekeri var. Şeker bir de şekerimiz var efendim. O kadar bak. Basit aslında malzemeler. Evet, az kesinlikle yani. Kesinlikle çok az. Evet. Gerçekten. Hiç un yok. Bak burada çöp de var. Ben bunu un zannettim ya işte. Hı-hı. O yüzden hiç un yok deyince. Hiç un yok. Şimdi ne yapıyorum? Şurada bir şey yapıyorsun. Evet. 5 tane yumurta. Ben şu anda aslında... Yumurta bunu... ama elinde ceviz var. Yumurta sen hayır, daha cevizin ne olduğunu bilmiyorsun. Beş tane yumurta diyor, cevizi şey yapıyor burada. Ay Allah'ım. Ya benden daha fazla, daha hızlı konuşan biriyleyim. Ben aynı mutfakta. Şimdi birazcık makarama bağlayayım. Evet. Dinliyorum, dinliyorum efendim. Buyurun. Bıçak nerede? Yok, onu kaçırdım. Saplarsın diye korktum bana. Evet. Evet. Şimdi efendim. Bu cevizi ben bir böyle bana ne bileyim kötü davranan, kazık atan insanlar olarak düşünüyorum. Mesela şu, tamam mı? Böyle. Ha onları parçalıyorsun şu evet, anda. O şu insanları an... düşünerek parçalıyorsun. Yani her yemeğin bir duygusu mu var yaparken? Aynen öyle. Şimdi sence bu kim? Ya hurmayla sakinleştirdin beni. Şimdi diyorsun ki adamı parçalıyorum. Ama şimdi diyorsun. Bütün enerjiyi de atmam lazım. Böyle. Böyle kırıyorsun. Bayağı adam paramparça. Paramparça oldu işte. Bu artık kimse kim bilmiyorum. Sır. Peki o senin özel hayatın, ben ona karışamam. Doğru. Bir şey diyemem ama evet. Arkasından 5 tane yumurtanın akına ihtiyacım var benim. Onlar da burada. Bunun da yumurta olduğunu biliyoruz, o kadarını o kadarını biliyorsun zaten. Tamam, 5 tane yumurtanın akını. Bak bunu işte bir görmek istiyorum. O yapıyorsunuz bir şeyler böyle, beyazı başka, sarısı başka bir yere. O nasıl oluyor bir göstersene bana. Nasıl oluyor? Peki o zaman şöyle. Değil mi? Çünkü sen sadece akı dediğine göre ayıracaksın onları herhalde. Sen yapmıyorsun. Ben yapamam zaten. Ben yapsam sen batar burası. Batsın. Emeklerine ne yazık. Ne var? Nasıl olsa? Bir, ama onu bir seyretmek istiyorum. Peki, ben. Şöyle. Evet. İkiye kırıyoruz, tamam mı? Bir tanesi. Şuradan ayırıyorsun. Hop. Ha, orada durdu o şimdi. Burada durdu. Evet. İyice akıtıyorsun böyle. Sallıyorsun, sallıyorsun. Ha, aynen öyle. Bu tarafına attırıyorsun. Sonra bir daha bu tarafına. Ha, böyle yapa yapa o beyazlar gidiyor oradan. İşte bu kadar. Peki ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu çiğ içmeyi çok seviyorum, biliyor musun? Yumurtayı mı? Yani Rocky Balboa filmini hatırlarsın herhalde. O benim büyük ihtimalle. Bardağı 5 tane kırar, ben bunu çiğ içerim. Yumurtayı. Evet ve acayip güzel bir enerji veriyor. Mesela sabah öğlene kadar da tok tutuyor benim. Gerçekten. Bayılırım ya. Öyle sağında üşengeçtik galiba. Sağında kıracağımı bunu çiğ içiyorum, çok keyifli oluyor. Peki şey yani organik falan filan öyle özel aldığın yumurta yok, falan öyle, mı? Öyle bir durum yok. Normal marketten aldığım şey ama evet, yani alıyorsun, çiğ bayılırım. Şu anda canım çekiyor biliyorsun böyle çiğ çiğ, ne güzel duruyor valla. Nasıl vallahi. Bir dakika ya, yumurtalarız mı? Bir an oradan şey, evet. Şey yaptın. Evet. Tamam, peki oldu o zaman. Aslında evet doğru, sporcular yiyor böyle. Evet. Ama biz evet. Şimdi yok yok bir dakika dur. Valla kurabiyem eksik yumurtalı olacak da. Yani sayıyorum bak. Tamam 3 tane duruyor, götürürüm ben bir şey yapmadım. Tamam. Yok yok. 5 tane bu kadar. Evet. Arkasından şimdi bu yumurtaları güzelce, o zaman karıştırabilirsin herhalde. Patlattın onu, patlat sayılmaz. Baştan alacağız, patlattın, sayılmaz. Karıştıracağım zaten. O zaman hile... peki tamam, hadi tamam. Medya hilesi. Ha peki, tamam, peki. Karıştıracağım zaten ya. Allah Allah. Şimdi onları kullanacağım ben ama bir sonraki şeyde, bir sonraki üründe. Evet.
Evet. Tamam mı? Ay ne güzel duruyor. Güzel duruyor değil mi? Ah, hatta tam 5 tane, tam benlik. Şimdi öncülüğü buradan alayım da. Tamam işte. Sarısı mı, akıyla beraber mi? Yok yok, ben de ama senin gibi yapamıyorum da. Elimle şöyle hafif beyazını akıtıyorum. Sadece sarısı. Sadece sarısı. Ama biraz da tamam, beyaz gelmiş oluyor tabii. Beyaz gelmiş oluyor. Çok güzel. Değişik, hakikaten değişik. Şimdi bunu evet. Peki bununla karıştırır mısın? Üstüne dökeceğiz herhalde. Aynen öyle. Dedim bu. Üstüne dökeceğiz. Hepsine dökülecek bunun. Hepsine dök. Yavaş yavaş dök. Bu zaten kalıplaşmış bu. Kaç aydır duruyor bu burada? Kalıplaşmış çünkü kendisi. Hayır, o çok güzel bir şeker olduğu için şeker nem çeker. Ay ne güzel kafiyeli konuştun. Şeker nem çeker. Aynen öyle. Kim bu, yeni bir sanatçı mı? Sabah meşhur oldu galiba. Geç kalkıyorum da. Bak. Şeker nem çeker. Evet. Şeker nem çeker. Hı. Evet şimdi bak. Çok güzel. Tamam. Hepsini döktüm işte. Şimdi onu şununla yavaş yavaş karıştır. Karıştır. O kadarını becerebilirim. Tamam. Karıştırabilir misin? Bunu yapabilirim. Süper. En azından karıştırabiliyor. Evet. Peki dost Elver için bazı sorularımız var. Sorularınız var. Evet evet. Sosyal medyadan geliyor o sorular biliyor musun? Enteresanmış. Mesela? Mesela. İşte bak gördünüz mü? Burada kağıtlarım var falan dediler. Ben biliyorum zaten. Orada yazıyor değil mi? Çocuklukta nasıldınız? Yemek konusunda konuşuyorum. Yemek konusunda. Böyle her şeyi yiyen mi yoksa annenin pişirdiğini yemeyip annenin pişirdiği aynı şeyi komşuda yiyen mi? Hani öyle tipler vardı ya, sinir eder annemi. Şöyle söyleyeyim, her çocuk yemek ayırt eder aslında. Vardır ha. Çocuklukta böyle şeyler. Yani benim de yemediğim şeyler belki olmuştur ama çok faydalı bir şeyi hala yiyemiyorum. Bu yaşıma geldim, nedir kokusuna o? Dayanamıyorum, kereviz. Gerçekten. Üstelik de çok faydalı olduğunu biliyorum. Evet. Çocukluktan beri annem onu yaptığında ben evden kaçardım. O kokuya dayanamazdım. Aha. Ve hala da ne yazık ki alışamadım. Acaba vücut hazmedemiyor mu? Öyle bir şey mi var? Yok, tadını da kokusunu da sevemedim. Keşke yiyebilsem. Aha. Kereviz yemediğimi hatırlıyorum. Mesela şu anda balığa bayılıyorum. Her gün balık yiyebilirim. Çocukken aha, o kılçığı yüzünden balıktan da biraz uzak dururdum. Aha. Ben şunu itiraf edeyim. Askerlik işte her Türk erkeğinin mutlaka bu askere gitmesi lazım. Aha. Askerlikte ben öğrendim ki her yemek yenilebilir ve yenmesi gerekir. Orada öğrendim. Yani ve çünkü orada annen yok. Evet. Yemek seçme şansı evet, yok. Önüne ne konursa onu yemek zorundasın. Yoksa doğru, aç kalıyorsun. Doğru. Askerde her türlü yemeğe alıştım ben. Ama hala kereviz yemiyorum aynı mesela. Şey peki böyle özlediğin bir koku var mı? Hani annenin mutfağından. Şimdi her insan annesinin yemeğini özler. Çünkü onunla büyürsün evet, yani. Doğru. O da ne yapsa. Şimdi senin annenin de yemekleri her zaman sana güzel gelmiştir. Ya hakikaten. Benim annemin yemekleri de her zaman bana güzel gelmiştir. O alıştırmayla peki, alakalı. Peki bir koku var mı mesela? Vanilya kokusu diyor mesela. İşte soğan kokusu diyor. Ne bileyim sarımsak kokusu diyor kimisi. Özellikle aklıma gelen öyle bir koku yok. Ama bu soğan deyince evet annem hep böyle gözyaşları içerisinde yemek yapardı. Doğru. Bir tane ağlatır. Şey demiş. Ağlatır. Evet güldüren var mı sebze ya da güldüren bir malzeme var mı? Yok gerçekten hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Var. Neymiş o? Neymiş? Çikolata. Doğru. Bak bu konuda katılıyorum sana. Değil mi? Tatlar arasında en çok sevdiğim şey kakaodur. Kakao mu çikolata mı? Çikolata yani çikolata belli çok zaten seviyorum. Zaten gitmiş evet, almışsın evet, hemen çikolata. Yani mesela doğum günü pastamda da sadece çikolatalı olacak, meyveli olmayacak. Ha, İçinde evet, hatta çikolata parçaları olacak. Koyu öyle çikolata seviyorum, olacak aynen, ama değil mi? Öyle seviyorum ben. Evet. Güzel. Hakikaten güzel. Şimdi, o kadar karıştırdım, döktün yemeği. Aa. Ha, döktüm evet. Şimdi burada da karıştırmaya devam edeceksin. Ne yapsam edeceksin, bozuyor yahu. Hadi devam edeceğim karıştırmaya. Evet. Hı. Ama ocak üstünde. Sonra ne yapacağım? Başka bir tencereye mi koyacağım? Her tencerede bana karıştırıyorsun bunu. Seni bu tarafa alayım mı? O tarafa. Hı-hı. Peki. Böyle ama şöyle dikkatli karıştır. Yumurta akını evet, pişirme. Ben sadece karıştırıyorum. Ocak yanmıyor. Yumurtayı pişirmeden ocak ne demek? Yanıyor. O ne demek? Evet, bu güzel. Yanıyor mu ocak? Ocak yanıyor. Ha, ben yandığını görmüyorum. Bak, bak yanıyor. Aa yanıyormuş çok gerçekten. Evet kısıkta. Ha, kısıkta. Çok kısıkta açtım. Şöyle ha, şöyle. Şimdi beyazı çok hızlı bir şekilde pişiyor. Evet. O proteinler acayip koagüle oluyor. Fırt diye. Birden. O yüzden sen bunu karıştırıyorsun. Beyazını pişirmeden şekeri eritiyorsun aradan. Şekeri eritiyorum. Aha, beyazı bunu ben yapıyorum. Aha, evet, evet. Beyazını pişirmeden şekerini ayırıyorsunuz ve onu eritiyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama yapacaksınız. Nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum zaten. Rahatım. Evet ama bak gördünüz mü? Mutfağa hiç girmeyen ya da istemeyen, sevmeyen biri bile bu kurabiyeyi yapabiliyor. Sadece karıştırabiliyorum. Başka bir şey yapamıyorum. Hayır yapıyorsun işte. Allah Allah, ısrarlı bir şekilde yapamıyorum diye. Yapıyor işte. Yapıyor değil mi? Yapıyor. Ha, kandırın burada beni. Evet. Peki başka bir soru geliyor. Hadi bakalım. Şimdi altın günlerinden açıldı. Evet ben onun için gelmiştim. Kandırdın beni, kaldım burada. Altın günü. Annenle altın günlerine gider miydin?
Altın günü yapmıyorlardı galiba, hiç böyle bir şey hatırlamıyorum ama bizim sülale çok kalabalık. Annemler dört kız kardeş zaten. Bir de onların kuzen tayfası var, onlar da öyle bir sayı. O zaman bir sürü teyzem var senin. Aa çok. Yani onlar bir toplanırlardı evde. Benim en sevdiğim şey şu, hani çok güzel yemekler yapılırdı o gün tabii. Ben de her şeyden bir şey atardım ağzıma. Hani yapılsın da o yemek yiyeyim falan. Çok keyifliydi. Harika. Peki şey, böyle hiç hayır dediğin, diyemeyeceğin yemek var mı? Ama toksun, tıkka basa, buraya kadar toksun. Buraya kadar. Ona rağmen bir ona şey rağmen, yiyeceğim yani. Ona rağmen önüne getirdikleri an istediğin bir yemek var mı? Ciddi söylüyorum, demin bahsettiğim mevzu, vallahi askerlik bana bunu öğretti. Böyle mi kalıyor? Büyük büyük ha. Yani yemek ayırt etmemeyi öğrendim orada. O yüzden sanırım ayırt edemeyeceğim gene. Yani yemem gerekiyorsa senin hatırında bir şey yeriz yani ama illa bu olsun diyeceğim bir şey yok yani. Yok. Yok. Öyle mi? Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani ben mesela öyle düşünüyorum da şekerpareye hiç hayır diyemem. Tatlıyla aran nasıl peki? Hani ben tatlıdan başladım çikolata ama. Çikolata çok severim, kakao çok severim. Onun dışında sütlü ama. Sütlü tatlılarla pek aram olmayabilir ama şekerpare dedin orada bir durdum. Gerçekten. Şekerpare evet, ama severim. Güzel değil mi? Severim. Demek ki şekerpareyi seviyorsun. O zaman evet. Şekerpare mi yapsak? Öyle bir imkan mı var? Ha, şimdi hemen değiştiririm ben. Burada unum var, şekerim var, her şeyim var. Ben pıt diye yapabilirim. Bana olacak uyar yani. Vallahi. Tamam bilmiyorum. O zaman değiştiriyoruz. Hadi şeker. Ne oldu? Bunlar çöpe mi gitti? Boşuna mı karıştırdım ben şimdi? Yok şeker yok, karıştırmaya devam et. Karıştırmaya devam et. Şey olmasın. Bir şeyleri yakma demiştim. Tamam o zaman bunu yapalım, ondan sonra şekerpareyi yapalım. Peki. Şimdi testimizi yapıyoruz. Bir tane test yapıyorum. Evet, neymiş? Yani, çok güzel karıştırdın ama gerçekten. Hemen şöyle yapıyorum. Aa gerçekten. Şöyle yaptığın zaman çok azıcık bir pütürlük geliyor. Biraz daha devam edersen çok daha güzel olacak. Peki. Şu şekliyle. O pütürlük hiç gelmediği an işlem tamam. Sonrasında da hep bu bütün malzemeyi birbiriyle karıştırıyoruz. Ve bitiyor. Sonra fırına koyuyoruz. Ha hepsini içecek koydun, bitti bu mu? Aynen yani? Öyle bu kadar. Fırında. Fırında 150 dereceye de açayım fırınımı şimdiden. Kaç dakika kalacak orada? Yani program... İşte yani kaç dakika kalacağını bilmiyor. Yemek yapıyor, kaç dakika kalacağını bilmiyor. Bir şey sordum sana, kaç dakika kalacak dedim. Ya çok böyle bilmediğin yerlerden sorarsın ya. 150 ya. 150. Ay görmüyor da, rakamları da bilmiyor. O 180'di o. Miyop astigmatım var benim. Ben yanlış yerdeyim ben. Şeyleri de yumurtaları yiyecek. Evet. Ayçiçekleri de uzaktan şey olarak görüyorum. Gül. Konu nereden, nasıl oraya geldi ben hiç anlamadım ya. Sen şu an ne yaptığını biliyorsun değil mi? İnsanlara bir tarif veriyorsun, ne olduğunu biliyorsun değil mi? Allah'tan seni yakından görünce görüyorum. Bak ben sana atayım, görmüyorsunuz. Zeytin bunlar. Hatırladın mı? Zeytinli tatlı. Pişecek. Atarım içine hepsini, yemin ediyorum. Ay çok... Hakikaten at, şimdi atman evet. Gerekiyor. Gerçekten çok doğru attım, bir zamanda atıyorsun. Yani. İyi, aynen öyle. Bak gördün mü? Bu öyle bir kurabiye. Çok kolay. Kimse yapamıyorum demesin. Mutfaktan herkes anlar. Yemek yemeyi biliyorsun. Karıştırıyoruz herhalde. Aynen öyle, karıştır. Böyle bir öbek olmuş çünkü burada. Karıştır. Altını da kapatalım. Tamam bitti işte. Bu çok kadar güzel. Mı? Bu kadar. Bu aşureye benzedi bu ya. Daha bitmedi de bitti diyorum ben işte sana. Hızlandırıyorum yani. Hep beni böyle kandırıyor. Peki başka ben sorularıma geçiyorum o zaman. Evet yani çocukken bir şey diyecek şimdi. Yani. Hayır tamam. Restoran seçimini neye göre yaparsın? Restoran seçimi neye göre yaparım? Evet. Tabii şimdi ünlüler deyince aklımıza böyle de geliyor ya. İşte ünlüler genelde hep burnu havada olur. Sanki onlar insan değil. Ya galiba değil yanlış mi? Programa geldik. Gidiyorum bayağı. Hakarete geldik biz burada. Hayır. Hani diyorlar. Bir kere ben ünlü değilim. Ay ünlüsün abi. Ben halk sanatçısıyım. Halkın sanatçısıyım. O kadar ünlü falan değilim. Restoran seçerken neye dikkat edersiniz? Mesela Dost Bey restoran seçerken neye dikkat edermiş? Oldu mu? Oldu mu? Ha. O zaten eli varmıştı. Gel şimdi benim için önemli olan orada çalışanların güler yüzlü hizmeti bir kere. Ya çok önemli. Yani lezzetten önce ortam şık olmayabilir. Çok salaş bir yer de olabilir. Salaş bir restoran da olabilir. Lokanta bile olabilir. Hatta öyle yerlerde esnaf bazen daha lezzetli olur. Evet. Önemli olan çalışanların sahibi olsun, kasada oturan olsun, garson olsun, aşçısı olsun güler yüzlü olmasın. Bir kere ona dikkat ederim. O güler yüzle hizmet ediyorsa o zaten lezzetli gelmiştir o yemek. İkincidir yani lezzete dikkat etmem ikincidir. Önce çalışanlar. Önce demiştim. Çalışanlar. Ve bir yere de bağlandım mı oradan da vazgeçmem. Orası benim mekanımdır. Başka yere de gitmemeye çalışırım yani. Öyle kalabalıktı, yok pardon, ucuzdu, şey onlar değil değil mi? Parasıydı. Yok dediğim gibi benim güler için yüz. Güler yüzü çok önemli gerçekten. Harika. Çalışan öyle olmalı yani. Hani tabağı getirip böyle önüne atmamalı.
Güler yüzle getirmeli, efendim afiyet olsun demeli güler yüzle. Güler yüzle atmalı. Ben o zaman hep o mekanda olurum işte. Güzelmiş, gerçekten güzel. Şimdi bak ne yaptım. Bunu sen evde de yapabilirsin. Ben evde bunu yapacağım, emin ol. Ama hiç un yok, o yüzden... Nişasta dedi mi onun adı? Evet, nişasta var sadece. Yavaş yavaş bunu döküyorum ve karıştırıyorum, o kadar. Peki bir şey soracağım. Evde akşam oldu diyelim mesela, hep dışarıdan mı sipariş ediyorsun? Kendin böyle makarna dışında hiç yapmıyor musun? Dışarıda yiyebiliyorum evet genelde. Genelde. Sette dışarıdan nasıl şeyler? Set olduğu zaman çok mutlu oluyorum. Ev yemekleri yapılıyor ya sette. Bak sen demin dedin ya işte ünlüler bilmem ne falan diye. Var tamam kabul ediyorum. Bizim camiamızda da böyle bazı insanlar vardır. Bu ne ya yenir mi bana bilmem ne getirir falan. Ben öyle bir insan değilim. Set günleri ev yemeği yiyeceğim diye acayip mutlu oluyorum. Hiç ayırt etmem onları yerim. Usul yemekleri yerim. Benim için en güzel şey usul yemekler yani. Çok güzel çünkü bazen insanlar şey ya sette çok sağlıksız besleniyoruz şöyle böyle falan. Bugüne kadar bir tane sette yemeği beğenmemezlik yapmadım. Hep yedim yani mutlaka. Harika vallahi süper çok sevdim bu iş. Evet. Bizim evet, setimiz de güzel değil mi? Güzel evet yani şu ana kadar geldiğim anda iyiydi de şu ana kadar şundan sonrası bilemeyeceğim neyse. Niye bu çok güzel olacak şimdi bu haliyle ben bunu fırın yavaş yavaş küçük küçük şeylere koyacağım. Bana hala dakikayı söylemedin 150 dereceyi anladık kaç dakika kalacak? Amber rengi olana kadar altın rengi olana kadar nasıl altın? Rengi. Bak gördün yani, mü altından bağlı. Sapsarı olana kadar mı o anlamda diyorsun sarı. Sapsarı evet sapsarı olana kadar. Peki o zaman ikide bir kontrol mü ediyorsun bunu yani rengini? Evet. Bunun bir dakikası yok mudur atıyorum 30 dakikada pişer falan diye. 7 ile işte 10 dakika falan. Evet evet çok kısa o yüzden kendin de yapabilirsin. Niye biliyor musun ben böyle biraz şeyim. Ben yaptıracağım ha. Yok ben yapmam. Süre benim için önemlidir ben böyle dakik bir adamımdır falan. Süreli yaparım her şeyi. Yani makarna dediğin makarna bile süreli yani onun dakikası vardır. Benim. Kaç dakika senin ki aldante mi pişiyor makarna? Güzel bir makarna tarifi alabilir miyiz yok, sana? Yok zannediyorsun ki sen üzerinde soslar falan yaptığını zannediyorsun herhalde. Haşlıyorsun peyniri koyuyorsun yoğurdu koyuyorsun. Peyniri koysam yine yoğurdu. Mayonez. Mayonez? Yoğurdun üzerine ketçap koyarım. Makarna, yoğurt, üstü ketçap. Çok severim o lezzeti. Tam çocukların sevdiği gibi. Aynen, yoğurt ve ketçap olacak üstünde. İşte adamın içinde bir çocuk var yani. Onu var, çıkardık var, ortaya. Var, çıkarttın yoğurdun evet. Üzerine ketçap koyuyor ve enfes bir makarna. Benim için öyle. Benim için öyle. Peki kıyması falan, soğan, kıyma falan? Yok. Onlar fantezi, şey öyle şeyleri yapamıyorum. Makarna bu arada benim kahvaltımdır. Ben kahvaltı etmeyi bilmem. Çocukluğumda öyle yetişmedim. Yalnız büyüdüm. Okula tek başıma giderdim ve yolda bir giden bir hamburger yer öyle giderdim. Hamburger. Tabii öğrenci miydin? Ben, yok sabahları. Sabahın köründen bahsediyorum. Hamburger. Hani ben mesela uyandığım zaman sen bana şuraya bir İskender koy mesela şöyle. Ben onu yerim. Gerçekten. Hamburger koy yerim. Tabii. Öyle hani domatesmiş, peynirmiş, zeytinmiş ne yazık ki. Şimdi diyeceksin ki kahvaltı en önemli öğün yenmesi gerekiyor. Haklısın. Ama ben alışmadım ve yapamıyorum. Ben kahvaltı makarnayla yapıyorum. Peki hazır olsa bile mi yemiyorsun? Ha o zaman belki bir iki bir şey alabilirim ama o domates, zeytin bana hitap etmiyor. Ha. O yumurta bana hitap ediyor. Yumurta burada, güzel. O zaman hemen bir şey giriyoruz. Dost Bey ile ilgili gizli bir bilgi giriyor. Sabahları İskender yer. Sabahları İskender ya da hamburger yer. Hamburger aynen. Vallahi öyle. Bilmiyorum kahvaltı ama yine iyi formunu koruyorsun o zaman. Ama şimdi bak enerji veriyor. Sen bilirsin karbonhidrat değil mi şimdi makarna evet, enerji veriyor. Sonra da spor yapıyorum. İki saat sonra falan da spor yapıyorum mesela. Aa, öyle bir tamam. Var. O yüzden. Güzel. O kahvaltı benim için. Herkes tabii diyordur ne saçma bir adam diyordur ama yok, öyleyim maalesef. Yok estağfurullah olur mu? Herkesin bir alışkanlığı var. Alışkanlıklar nasıl olur? Merdivenden aşağı atamazsın. Cümleyi kurabilsen evet. Neler söyleyeceksin ama aynen işte. Aynen öyle. Ya başka bir sunucu yok mu Allah aşkına? Ne bunun kaç dakika biteceğini bilmiyor, kaç dakika pişeceğini bilmiyor, konuşamıyor. Aa ben neredeyim yahu? Programımız burada bu bitti. Bu ne, bu ne? Direkt, ne çıkardın sen? Gördün mü? Bilemediğim bir şey var. Ne çıkardım bir acaba? Bir dakika, biliyorum ne olduğunu affedersin. Sen burada yemek programı yaptığın zaman şu araba lastiği getirmişsin. Bu ne ya? Araba lastiğini yemeğin ortasına atıyorsun ya. Ya nereden anladın? Bu ne? Araba lastiği değil o ne tabii bu? Ki. Silikon. Silikon o, o kazıyıcı dediğin şey de duvar spatulası. Evet, tamam onu da badana yapıyorlar. Sen yemeği kullanıyorsun onu. Onu ilk başta şimdi ben en çok böyle hırdavatçılara giderim biliyor musun?
Yemek yapmak için. Hayır, yemekte kullanmak için. O hırdavatçılara gidelim, mesela fırçalar vardır ya hani üzerine sürersin, poğaçaları falan fırçalarsın. Alıp buraya gidiyorsun. Onlar boya badana fırçaları en güzeli oluyor ama onları önce yıkıyorsun, sonra hep yemekte kullanıyorsun. Bir daha başka hiçbir yerde kullanmıyorsun. Boya döküyorsun daha inşallah yemeğe. Dökmüyorum. Daha sağlam oluyor. Bir şey söyleyeyim, sen bu işi bırak inşaatta çalışsana. Vallahi belki daha faydalı olursun halkımıza yani. Bak ben sana bir şey söyleyeyim, gerçekten boya badanacılar çok iyi pastacılar oluyor. Yemin ederim. Öyle doğru. Çok iyi sıvıyorlar çünkü. Pürüzsüz oluyor pastalar. Fırına koymayacağım mı bunu? O ya fırına koy. Konuşamıyor, konuşamıyor. Allah konuşamıyor. Kaldım ya vallahi yani. Ya hiçbir programı izlemiyorsun. Yanmayan kağıt kullanıyorum. Yanmayan ben kağıt. Evet öyle, yanmayan kağıtlar var. Bak bak. Dokun. Ben dokununca nasıl anlayacağım onun yanmadığını? Yanmıyor içeride ya da yanıyor habire bana medya oyunu yapıyorlar. Bakayım. Pişmiş gibi yanmıyor. Çıkartıyorlar. Yani. Çok sıcak bak. Yanmıyor. Enteresanmış. Şimdi yanmayan kağıt, yanmayan plastik, bunlar hep silikon işte kalıp. Hmm. Bunları böyle alıyorsun, bunları koyuyorsun. Konuşabiliyorum. Onu da içine dökeceksin. Aynen anladım. Öyle. Tamam. Onu da içine dökeceğim. Tamam, bitti bu yemek. Tamam, içine dökecek işte. Başka yemeğe geç. Hadi sıkıldım ben bundan. Tamam, peki. Belli ne yaptın yani. Peki, öbür yemeğe geçiyoruz şimdi. Çok sıkıldı, ne yapayım? Ha. Neydi öbür yemek? Şekerpare yapacağım dedim. Onu üçüncü kez, üçüncü yemeği yapacağım. Son. Evet, arada güzel bir tuzlu yapacağız. Şimdi tuzluya geçeceğiz. O zaman bunları sen doldur bari. Ha tamam adamım, ben dökerim sağa sola, dur hadi. Dökmezsin. Bari onu sen yap artık. Tamam. Ya her şeyi de bana yaptırdın. Herhalde Allah Allah. Nasıl? Ben yemek yapmaya gelmedim. Ben buraya altın günü diye geldim. Kaldım burada. Kaldım. Ayıp bir şey. Bunları altın rengine çevir de bari öyle git. Ha bir de onu ben gidip bir bakacağım oraya değil mi? Allah bayağı çalıştırıyor beni. Döktün işte. Lütfen yakın çeker miyiz? Sen yönetmenim, görün bunu. Ha ne o öyle parmakla bakıyor. Yaptığı şey parmaklıyor orada. Hocam. Böyle yemek programı mı olur ya? Döküyor. Alıp. Durup yapmıyorum en azından. Senin gibi yalamıyorum oradaki yumurtaları. Ay o yumurta da hala. Neredeyse yumurtaları yiyecekti vallahi ya, yemin ederim. Şurada yiyesin ben şu anda ya. Sakın. Niye ya? Niye sayılır mı? Sayılır. Maliyet. Yemek programı değil mi? Yemek programı sen maliyet. Sen inşaat spatulasının içine sokuyorsun. Ben yumurta yiyemiyorum yemek programında ya. Bizim program öyle işte. Gösteriyoruz yedirmiyoruz. Ay Allah'ım ya. Alem ya. Bugün koptum ben. Ne yapacağım? Tuz var mı tuz? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın kesin? Tuz var mı diye bir soru sordum. Ne yapacaksın ne demek? Tuz var mı? Buna bile cevap veremiyorum. Ya mutfakta tuz olmaz mı? Tuz yok mu? Hala gerçekten seni de fırına koyacağım şimdi. Evet, sararana kadar orada kalayım ben de. Sarı olunca çıkardım. Bak meç yaptırmıştım ben de. Aynen, altın rengi olursun. Vallahi sana inan şu yumurta yiyeceğim, yemin ediyorum. Ha. Tamam, tuz var. Al sana bardak. Bunu vereyim. Kullanacağım bir daha. Bir tane kullanmayacaksın değil mi? Kullan. Tuz diyorum, bardak getiriyor. Buradan anlayın. Beni dinleyin siz. Benim yaptığımı yapın, dediğimi de yapın. Sen çıksana. Bu nasıl tuz ya? Sen çıksana, ben burada bir şey anlatıyorum. Tuz diye bardak getiriyorsun bana. Ay Allah'ım, al be tuz sana. Al. Bu nasıl tuz? Aman. Ha tuz. Oh be. Aa yeter, sıkıldım. Enerji ihtiyacım var. Ay evet ya. Öf, tuz diye bardak verdi ya. Ne yaptın? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Aa beyazlarını da içine atmış. Ne oldu? Nasıl olsa kullanmayacaksın o kabı diye kullandım işte. Ha peki tamam. Yahu. Ne yapacaksın, yiyecek misin? Canım çekti. Gerçekten sana, gerçekten yiyecek. Rocky Balboa ile tanışın şu anda. Vay vay bu vay. Bu bana yetmez bile. Severim. Oh be, vallahi kendime geldim. Ne o yüz ekşi böyle? Vallahi hepsini içerim. Hepsini içerim. Sonra eve koşarak giderim. Köprüyü geçerim, koşarak giderim. Birazdan konuğum ünlü oyuncu Dost Elver'le beraber keyifli bir sohbet eşliğinde mantarlı, kremalı, havalı dost yemeği yapacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Şimdi güzel bir yemeğimiz var. Hı. Aslında tam böyle yemek değil, tam sana uygun. Ne demek o? Niye takıldın? Ya nasıl ne demek o? Sana uygun dedim mi? Sana uygun. Bana nokta. Uygun. İskender hamburger mi nedir yani? Hayır işte. Ne? Yumurtayı seviyorsun değil mi? Evet. Heh. Pazar günleri için. Evet. Sabah kalktığında hazırlayacaksın, yiyeceksin. Pazar günleri için sana kahvaltı. Peki niye salı günü yiyemiyorum da pazar yemek zorundayım ben bunu? Salı günü çalıştığın gün olmaz. Sen hamburgerine devam et. Pazar günü anca yaparsın. Öyle mi diyorsun? Neymiş, çok merak ettim. Şimdi bir dakika, bir tane bıçak alayım. Evet. Şöyle bıçağımı sallalım. Önce lahana. Malzemeleri sayıyorum o zaman. Yapabilecek misin?
malzeme sayabiliyorsun değil mi bunları? Sayabiliyorum. Aslında lahana sen olduğunu biliyorsun en azından ama. Tamam, sen güzel. Sen say. Tamam, hadi. Tabii, tuz deriz, bardak getirirsin. Çünkü sen neyse. Evet. Hayır, ben orada öngörüyordum. Çünkü sen tuz dedin, tuzla... O eli bir indir. Tamam. O eli bir indir, öyle konuş ben. Evet. Bir kere ben öngörüyordum, tamam mı? Orada evet. Tuzla sen yumurtayı bir yere koyacaksın. Nereye koyacaksın? Bardağa koyacaksın tabii. Şimdi ince doğrayacaksın. Bir şey soracağım. Hiç parmağını kestin mi böyle? Kestim tabii. Kestin değil mi? Bir de bakmadan yapıyorsun ya. Daktilo değil bu böyle bakmadan. Benim için daktilo artık. Artık daktilo olmuş. Çat 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 kesiyor ya. Bak sen de yapabilirsin. Allah korusun, ben keserim parmaklarımı ya. Yok yok, kesmezsin bak. Ay yuva sesin için böyle. Bak bak, sen de böylesin bak. Yemek programı bu, kendine gel. Böyle ben bütün hırsımı... Yemek yapışa bak. Hani sevgi katıyordun sen bunun içine, bu ne bu? O sevgi şuradaki şeyde, kutuda. Kim bilir kimi düşünerek kestin gene bunu. Bak sen de yapabilirsin. Hala sen de yapabilirsin diyor ya. O kadar ince düşünme, havalar soğuk, üşütürsün. Niye, konuyu nereye bağladın? Gene başka bir yerde o. Ama bak iyiydi. Yemek programı bak... dedin mi? Bu da aynı. Ağlayacağız şimdi seninle beraber burada. Ağlamazsın, hızlı kesiyorsun ve ağzını açıyorsun. Aynı zamanda da konuşursan ağlamazsın. Çünkü bu soğanları Kamuran teyzem benim donduruyor. Taktı Kamuran teyzem. Şu ağzımı niye açıyorum onu anlamadım. Böyle şimdi kesiyorsun, böyle mi duracağım? Aynen öyle. Öyle duracaksın, hatta konuşacaksın. Konuş. Ne yaptın sen beni ya? Senin konuştuğun hiçbir şey anlaşılmıyor. Kesiyorsun bak, böyle kesiyorsun. Kestiğini görebiliyorum. Evet. Elimde bıçak var. Alırım orada 5 tane daha var, ben savunma yaparım kendime vallahi. Bak kılıç merakım var, evde kılıç koleksiyonum var. Gerçekten. İyi kullanırım böyle şeyleri ona göre. Ha. Bana kılıç da gelme. Şimdi yemeğe geri dönebilir miyim? Çok önemli bir şey söyleyecekmiştim. Dur bakayım neyse şimdi. Şimdi ne şimdi? Önce bunları soteleyeceksin. Sen soteleyeceksin. Hafifçe birazcık tuz. Hani istiyordun ya, tuzun nerede olduğunu biliyorsun. Ha, bardak atmayacağız için yani tuz koyacağız. Evet. Tuz atacaksın. Evet. Azıcık şeker koyacaksın. Fırt fırt fırt. Böyle. Fırt fırt mı? Evet. Efektli yani. Aynen öyle, efektli. Fırt fırt diye şeker koyuyorum. Bak koyuyorum, yağını da ben ayarladım. Çok rahat bu. Sağ sola döktün onu, bir içine doğru, içine doğru. Yok yok, sağ içinde o büyük, sevgili geniş. Sevgili hanımlar, lütfen yaptıklarını örnek almayınız. Yaptı. Malzemeleri gördünüz, siz kendiniz bir şey yapınız. O dışarı döküyor çünkü yağları. Yaptığımı yapın, dediğimi yapın. İkisini beraber o zaman zor. Zor. Mutfakları battı, yazık. Bak şimdi ben atıyorum. Çöpe. Hayır. Ne? Bunları sen kavuracaksın. Kavurabilirsin. O elle göstermesen anlamazdım ben. İyi oldu şu hareketi yaptı, iyi oldu. Oradan ben onu karıştıracağım. Evet. Aynen öyle. Evet. Havuç koyalım mı? Havuç sever misin? İçinde pişecek mi havuç? Pişerse sevmem. Çiğ. Aa niye? Evet. Havucu evet, çiğ mi seviyorsun? Evet, öyle sevmem. Peki tamam, havuç koymuyorum. Bu ne bu elindeki, bu nedir bu? Bu kekik. Bak çok güzel kekik. Kokuyor bak. Ha. Kokla. Çok güzel ama değil mi? Bir şeyi doğru bildin hayret. Evet kekik. Evet, kekik. Kekik çok yararlı. Sen kekik çayı içiyor musun? Yok. Evet. Çok böyle gerginsin bak. Benim gibi senin çalışsan... yüzünden ben buraya altın günü diye geldim. Esir ettin beni burada. Altın günü mü? Hurmaları karıştırdın bana. Kurabiyeye bakar mısın? Neydi o, sarı mı olacaktı? Altın sarısı olacaktı. Ben de ne andırıyorum. Vallahi bana sarı geliyor bunlar. Vallahi nasıl kabarmış. Kabarmış bir şeyler olmuş. Evet çok güzel olmuş. Fırının ama. Fırının bana gönlü kabarmış. Evet çok güzel. Vallahi. Seni sevmeyen ölsün. Kime dedin onu sen? Sana dedim. Allah korusun, yok öyle bir şey. Niye öyle? Sevmeyen de vardı, ölmesin canım. Çok tatlı bir insan gerçekten. Allah sağlık versin. Kendi gibi yani, hayatı da öyle. Ve şey nasıl diyeyim, sıcak bir insan maşallah. Sıcak dediğin fırından geliyor sıcak şu an. Yanında durursan senden geliyor zannediyorum. Bunu alıyorum. Evet. Sonra elime kapattın fırını, evet. Aman dikkat et. Sonra yanarsın falan. Bak çok güzel oldu. Amber rengi. Buraya geçiyor musun? Bak yandı, yağ yandı. Yağ yandı. Atıyorum. Atıyorum. Onu dökersin sen. Şimdi bak sesine bak. Yok. Evet. Fırfır neydi? Fırfır diye bir şey demiştim. Kavurma. Kavuracaksın. Çok güzel. Harika. Şimdi evet. Bunu elimle mi karıştıracağım ben? Hayır bak, arkanda spatula var. Spatula bakayım. Kim? Ha gitmiş gene inşaattan şey almış. Dur bakayım, bu ne ya? Hangisini rengi uyanıvereceğim sana. Dur hangisini istiyorsun? Tamam sarı, ver sarıyı ver. Sarı, tamam, sarıyı, hadi ver. Sarıyı ver. Bayıl. Tamam. Orada... Çabuk kavur. Altını da kısalım. Mantar geliyor. Malzemelerimizde lahana var, soğan var, kekiği önceden koyduk. Özellikle kekik çayı yapıyor musun sen hiç ya kekik sen, çayı? Hayır dedim yahu. Hayır. Evet. Niye? Niye diyor, bir de hesap soruyor. Affedersiniz. Bilmiyorum. Bir hiç kere ya, yapmasını biliyor musun? Onun için soruyorum. Ya içmediğim şeyi yapmasını nereden bileyim ben? Şimdi
kekiği alıyorsun, bu taze kekiği. Evet. Sıcak suyun içerisine koyuyorsun. Bir kaşık, bir tatlı kaşığı bal, onunla karıştırıyorsun. Evet. Pamuk gibi oluyorsun. Yani her şeyde pamuğa bağlı gene ya. Şimdi evet ya. Sistemine iyi gelir, pamuk helva. Sen tuz koydun mu onun içine? Şeker mi, tuz mu? Şeker dedin. İkisini senin. De koyacaksın, pinçik pinçik. Nerede, onlar nerede? Burada. Hadi bakalım. Oo, bul. Hadi bul bakalım şimdi. Ha, bulamadı. Bu siyah bir şey çıktı. Bulamadı. O kimya da bulamadı. Bu tuz ya da şeker. Bakayım. Biri bu. Bu tuz. Bu da, bu şeker bence. Tamam, şeker. Evet. Evet. Buldum. Şimdi böyle çimdik. Atalım. Biraz da şeker. Şekeri niye atıyoruz? Niye atıyorsunuz? Çünkü karamelize olması için. Evet. Tamam, gayet güzel oldu. Şimdi sarımsak. Bu sarımsak. Evet, en güzel kısma geldi sarımsak. Sarımsağı da koyacağız. Şunları da atalım. Evet, mantarları sonradan attık. Sarımsak. Kim olsun bu sarımsak? Bu var, hiçbir şey bilmiyor. Ne varsa burada koyuyorlar bunun önüne, içine atıyor. Zannediyor ki yemek oldu. Çok ne güzel oluyor, çok güzel içine. Oluyor. Tad uyumu çok önemli. Ağızdaki tad uyumu çok önemli. Ha, şimdi kim olsun bu sarımsak? İlla bilim olması parçalamak evet, için. Evet, evet. Ama işte mutfak böyle bir yer. Stresini attığım bir yer. Ya benim bildiğim sevgiyle yapılır yemek. Ne alakası var canım? Stresimi atıyorum. Bence ben böyle bu... bir şey görmedim ya. Sendin. Hay Allah'ım ya. İnşallah seni örnek almıyordu insan. Alıyorlar. Evet, ince ince doğruyorum seni. O benim galiba. Yok canım, sen değilsin. Şöyle, sarımsağımızı da atalım. Sarımsak. Daha neler yapacaksın acaba? Tamam. Ama çok güzel kokuyor bak. Kekik koyduk içerisine, sarımsak koyduk. Daha ne istiyorsun? Bak şimdi kaşarla... Bu yaptığımız şey adı neydi? Ne yapıyoruz biz? Hadi bunun da ismini sen koy. İsmini ben mi koyayım? Aha. Sen koy. Soğanlı kekikli bir şey. Bilemedim. Çok üretkensin. Evet. Çok üretken oldun. Senin üretkenliğinin yanında. Daha böyle değişik bir isim olsun. Hani albenisi olsun. Sırlı falan olsun. Şimdi ince ince kapyaları da doğruyorum. Kimi? Kırmızı biberleri. Ha, Türkçe konuş benimle. Siz hangi şehirden geldiniz? Kırmızı biberleri de doğruyoruz. Evet. Ne olacak yemeğin ismi? Sosyal medyadan yazsınlar size. Sana yazsın. Ha, doğru. Yok. Evet, insanlar belirlesin. Bence sosyal medyada Dost Bey'e lütfen yazın. Yemeğin adı ne olsun? Dost yemeği. Tamam. İnce ince doğruyorsunuz. Hala orada. Geçti oraya, geç. İnce ince doğru. Tamam, geç. Hala orada kaldı ya. Ay ne yapayım, bir yere gidemedim. İnce ince doğru. Çünkü sinir yani. Sistemine iyi gelir. İnce doğramalıyız. İnce ince doğru. Azıcık evet. Dost koy içine. Evet, dost koy. Birazcık dost koyuyoruz. Evet. Ha böyle mi? Sevgi katmayı evet. Sen yanlış anlamışım. Ay çok acı oldu biraz. Sizin Chicago'da böyle mi yapılıyor yemekler? Azıcık aldım. Çok acı oldu. Ne yapıyor? Kendi kendine bir şeyler yapıyor bu ya. Böyle bir şeyler yapıyorsun sen. Hayal dünyası ama değişiyor. Öyle. Yemek öyle yapılmaz. Böyle öyle. Havadan bir şey konmaz. Konur. Malzeme konur. Koydun işte, ne yapacağım? Ne olur örnek almayın. Hepsini ev, ya evde hanımlar seni örnek alsın. Düşünemiyorsun. Kocaları geldi. Kadınlar mutfakta böyle bir şeyler yapıyorlar. Evet. Ne yapıyorsun? Şey yemek söyleyeyim. Yapıyorum kocacığım. Tabii. Onlar Instagram için o yemekler. Instagram için o yemekler. Böyle güzel fotoğraflarını çekiyorsun ama önüne konan kargacık burgacık garip bir şey. Ama fotoğraftaki çok güzel. Şu cümleden bir şey anladıysanız ben de ne alayım. Şimdi güzel bir şekilde kurabiyelerimi çıkartıyorum. Bu da pişti mi? Ne bileyim ben. Biraz hızlan. Hızlı abi, hızlan diyor ya. Hızlanmamız lazım. Şimdi güzel bir tabak alıyorum. Peki tamam. Artık sana yemek yaptırmıyorum. Sana. Öyle mi? Ne, evet, evet. Bırakıyorum uzun. Bıraktım. Sana ne soracağım biliyor musun? Gel yer değiştirelim. Gelin yer değiştirelim. Peki. Sana projelerin nelermiş onları soracağım şimdi. Bırak mutfağı falan. O zaman keşke hiç bunları yapmasaydın. Çünkü ben bunları anlatmaya kalkarsam programın süresi dolar zaten yani. O zaman en yakındaki projelerinden bahsedelim. O en yakını bir daha göster bana. En yakın. En yakındaki projeleri, evet. Havadan aldık. Yemekleri en yakın projeler. Evet. Hangileri en yakın projelerin? Bir kere... Yiyeceğim mi? Yok canım, yemeyeceğim. Senin gibi ben de TRT çatısı altındayım ve bundan çok mutluyum. Çok ben güzel. TRT okuldayım. TRT Okulu'da hafta içi her gün yayınlanan bir yarışma programı yapıyorum. Aman Doğru Olmasın yarışmanın adı. Aman Doğru Olmasın diyoruz çünkü biz orada yanlış cevaba puan veriyoruz. Yanlış cevap verene para ödülü veriyoruz. Gerçekten. Ve bu sadece Türkiye'de değil, dünyada tek format. Harika. Hatta şu anda yapımcımız ve TRT yetkilileri konuşuyorlar bunu dünyaya pazarlayalım diye. Çok güzel. Çok keyifli bir iş. Dediğim gibi insanlar doğruya şartlamışlar kendini, doğruya doğru. Basıyorlar. Halbuki yanlış bravo diyorum. Öyle bir yarışma. Çok enteresan güzel. Bir yarışma. Hafta içi her gün TRT Okul'da yayınlanıyor. Saat kaçta? Biraz geç bir saatte yani 23.40'da başlıyor ama öğlen 12'de de tekrarı var programın.
Katılabilmek için neler yapılıyor? İnternetten başvuru yapıyorlar. Yani internetten herhangi bir arama motoruna aman doğru olmasın yazsalar. TRT Okul yazsalar yanında zaten çıkar program. Senin ismini yazsalar çıkar. Yani o da olabilir büyük bir ihtimalle. Çok onun güzel. Onun dışında tiyatromuz var, oyunumuz var. Oyuna bekliyorum. Tamam, ne zaman geliyoruz? Hep böyle derler, hep gelmezler. Yok, geliyorum neyse, ben. Neyse hadi ben söyleyeyim gene. Ama en azından halkımıza duyurmuş olayım. Oyunumuzun adı Sevgili Karım. Biz 5 yıllık bir oluşumuz. İstanbul Komedi Tiyatrosu adımız. Ve her repertuar tiyatrosuyuz. Her sene bir 3 oyunumuz olur. Bu sene ben bir tanesinde varım ve Sevgili Karım adlı oyunumuzu Sevgili oynuyoruz. Sevgili Karım. Çok güzel. Sabit yerimiz var. Bekleriz. Turnelerimiz var. Buradan onları da söyleyeyim. Aydın, İzmir, Sivas, Kayseri, İzmit, Yalova turnelerimiz var. Şimdi oraya gideceğiz. Bekleriz herkesi bu oyun için. Süper. Onun dışında okulumuz var. Hocalık yapıyorum. Sahne derslerine giriyorum. Nerede? Kadıköy'de bir okulumuz var. Orada oyunculuk eğitimi almak isteyen de oraya bekleriz mutlaka. Orada da eğitim veriyoruz. Birkaç hocayız orada zaten doğal olarak. Oyunculuğun mutfağı neresi? Oyunculuğun mutfağı neresi mi? Evet. Ya benim mutfağım burası. Oyunculuğun mutfağı neresi? Oyunculuğun tiyatro mutfağı provadır. 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 Çok güzel. Yani prova yaparsın tiyatroda ve o mutfaktır aslında yani. Senin evet dediğin gibi burada yaptığın şeyi biz provalar yapıyoruz. Sonra sen fırından aldığın ve sunumu yaptığın anda biz de oyunu sunmuş oluyoruz. Aynen öyle, çok öyle güzel. Oluyor yani. Harika. Çok bu kadar... Şey söyleyeyim, keşke bu soruları daha önce söylesin. Atışmazdık yani... seninle bu kadar. Ben de bir ciddileştim burada bir şey oldu bana. Bir şey bana. Söyleyeceğim bu kadar işin arasında yani... Niye nasıl... sana geldiysem, nasıl vakit bulduysam evet bu kadar işin arasında. Ya beni çok sevdiğin içindir. Bu kadar işin... Evet. Çok seviyorum. Çok seviyor. Evet. Ne var ne? Bu kadar işin arasında mutfağa vakit bulamaman çok normal. Onlar bir bahane oldu. O yüzden mutfağa giremiyorum. Doğru söylüyorsun tabii. Peki çok güzel. Şimdi sana o zaman şöyle diyeyim. Bu pazar günleri yapılabilecek güzel bir yumurta. İllap taktı, pazar gününe taktı ya. Evet ya pazar günü. Niye salı günü yemiyorum ben bunu? Salı günü yiyemezsin. Şimdi benim böyle günlerim vardır. Mesela benim pazartesi günleri sendromum vardır. Ben çalışmam pazartesi günleri. Pazartesi herkesin böyle bir sendromu var. O yüzden pazartesi günleri çalışmayacağım için salı günleri başlıyorum. Evet. Ama sonra salı günleri de sendromum olmaya başladı. Sendromun olmadığı bir gün var mı? Ben sana öyle sorayım istersen. Böyle bir gün var mı? Öyle normal bir gün yaşayabiliyor musun? Pazarla pazartesi arasında eğer... Pazarla pazartesi arasında bir şey yok ki. Pazar pazartesi. İşte, günleri de bilmiyor. Hayır pazarla pazartesi arasında bir gün olsaydı süper olurdu. Bir gün olsaydı. Ha, evet. Tamam bunu yetkililerden rica edeyim. Bir gün daha senin için eklesinler. Niye, çünkü sinir sistemi bozuluyor. Ekleyemezler mi? Bak kaşar da koyuyorum içerisine. Ne yaptığımı gördün mü? O taze kaşar mı o? Taze kaşar. Taze kaşar, krema, 3 tane de yumurta. Şimdi bu bütün her şeyi bunun içerisine koyacağım, karıştıracağım, bitecek. Evet. Ondan sonra da bunu fırına atacağım. Fırında seninle beraber çay içerken bu da pişmiş olacak. Nasıl? Ben niye çay içmek zorundayım onu beklerken? Seninle beraber kekik çayı içerken bu da pişmiş olacak. Hem de kekik çayı yandık. Allah. Sen içme. Ben içerken bu da pişecek. Bir şey söyleyeceğim. Bu yemeğin adı ne oldu gerçekten? Sen her şeyi attın. Aşure yapıyorsun orada. Hayır aşure yapmıyorum. Sen koyuyorsun yemeğin adını. Ne olsun yemeğin adı? Tamam. Kırmızı kendi adım ben bağlı. Hadi senin adını koy mutlu ol bari. Deniz yemeği olsun. Hadi. Hayır ben bir sürü yapıyorum zaten. Hepsine yemeğin adını koyuyorum. Sen kendin koy adını. Havalı dost yemeği. Havalı dost yemeği. Çok güzel oldu. Havalı dost yemeğimizi fırına atıyoruz. Evet. Ondan sonra da tadıma geçelim. Kakaolu bir şey yapsaydın yani bak ben sana böyle şeyler getirdim. Ama çok güzel. Ay çok güzel. Bir insan kendi yaptığını bunu yapar mı ya? Bırak halk takdir etsin yahu. Aman çok güzel, ellerime sağlık ne güzel yapmışım diye. Gerçekten ellerime sağlık, çok güzel yapmışım. Kendi pişiriyor, kendi yiyor ya. Kendim de mangala gülüyorum. Geldik sanki. Kendin pişir, kendin ye. Tatlı tuzlu tariflerin yeni rotası pastane, anahtarı bizde. Kalbi sizin evde ama sakın onun yaptıklarını yapmayın. Yaptığımı yapın, dediğimi yapın. Yapmayacaklar. Onu merak ettim gerçekten. Kime hesap alıyorsun sen? Sen hayali birilerini görüyorsun orada. Hayır ya, onlar benim canlarım. Kime diyorsun bunu? Bak tadacak mısın? Kameraman arkadaşlarımıza söylüyorsun. Tadacak mısın? Bunu merak ettim, bunu tadacağım. Gerçekten evet. Mi? Evet. Bak o. Ne yaptığımızı merak ettim. Yalnız gerçekten bakar mısın şöyle kesip? Ağzım yakacak büyük ihtimalle.